taksi mevzusuna girelim. Şimdi malum İstanbul'da özellikle bir taksi krizi var. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çözüm üretmeye çalışıyor. Ve 7 taksi projesi işte bu çözümler arasında. Efendim buna göre şoförler ayda 6 bin liranın üzerinde maaş alacak. Tek tip kıyafetle ve haftada en fazla 45 saat çalışacaklar. Proje tabii ki tartışma yarattı. En ciddi itiraz da kimden geldi? Tabii taksiciler odasında. Sistemi 10 numara buluyorum. Yürürlüğe sokabilirse olumlu olabilir diye düşünüyorum. Taksi sahiplerini otosantörü devre dışı bırakıp belediye üzerinden şirket kurup böylesi bir sistemin ortaya çıkması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi projesini açıkladı. Kimi destek verdi, kimi gerçekçi bulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi sistemi belli oldu. Bu sisteme göre taksiciler aylık net 6.622 lira maaş kazanacaklar. Haftada 45 saat çalışacaklar, tek tip kıyafet giyecekler ve yine bu kıyafetler belediye tarafından kendilerine verilecek. Yılda iki kez performans primi kazanacaklar ve evlerine giriş gelişte servis kullanacaklar. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 6 bin lirayı aşan maaşı çok buldu. Bu rakamlar inanılacak gibi değil dedi. Böyle bir kazanç yok. Taksiler böyle bir para kazanmıyor. Onun gibi düşünen şoförler de vardı. 6600 TL maaş vereceği konusuna pek inanmıyorum açıkçası. Çünkü taksinin aylık kazancı, topladığı para belli. Bir ticari taksi zaten o kadar para kazanmıyor. Acaba kendi yapacağına inanıyor mu? Hakkıyla yürüyeceğini zannetmiyorum ya. Çünkü bizim sistemimiz çok farklı bir sistem. Bazı taksicilerse Büyükşehir'in projesine tam destek verdi. Güzel bir şey yani, sistemi olarak herkes daha tatmin olacak. Sistemi 10 numara buluyorum. Maaşlı, çok güzel. En azından belediyenin, devletin altında çalışmış oluyorsun. Bu taksi mevzusunu birazcık daha konuşacağız diye. Ya konuşmamız lazım çünkü yani insanlarımızın, İstanbulluların özellikle gelen turistler bir hayli fazla. Yararını olacak her şey başımızın tacıdır. Doğru. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkını verelim şimdi, yani çok çabalıyor. Elbette. Ama UKOME'den dönüyor ya da başka bir şey, evet, ama bu sorunu çözecekler. Bu kaçıncı öneri, kaçıncı teklif? İnşallah göreceğiz. Bir şekilde geçecek ve olacak diye düşünüyoruz, evet, herkesin hayrına.